Merhaba arkadaşlar, bugün karmaşık sayılardan bahsedeceğiz. Aslında karmaşık sayılar arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerin devamı. Neden? Orada hatırlarsanız bir delta olayımız vardı. Deltaya bakıyorduk, yani diskriminant diyorduk bunu arkadaşlar. Bu diskriminantı hesapladığımızda eğer delta sıfırdan küçükse biz ne yapıyorduk? Bunun reel kökü yok diyorduk. Delta büyük sıfırsa iki farklı reel kök vardır. Delta eşittir sıfırsa tek tane birbirine eşit olan reel kök vardır diyorduk. Ancak işte buradaki delta küçük sıfır durumunu inceleyeceğiz bugün. Delta küçük sıfır durumunda bunun reel kökleri yoksa o zaman kompleks kökleri vardır. Yani kare köklü bir ifadenin içerisinde eksi bir delta, eksi bir sayı olamayacağı için burada reel kök yok deyip soruyu bırakıyorduk arkadaşlar. Ama artık böyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Orada bir iyi tanımlaması yapacağız. Yani karmaşık sayılara döneceğiz ve ondan sonra çözümleri üretmeye devam edeceğiz. Evet, bakalım arkadaşlar ilk soruda neler yapabileceğiz. Şimdi burada bakın arkadaşlar bir tane denklemden bahsetmiş. Bu denklemde çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi hemen bunun deltasını hesaplıyorum biraz önce bahsettiğimiz gibi. B kare eksi 4 ac'yi görmemiz lazım. B dediğimiz ortadaki terim kat sayısıydı, yani 1'in karesi. A neydi arkadaşlar, bakıyoruz yine baş kat sayısı, o da 1'di. Sonra bir de ne vardı? Çarpı 4 çarpı c, o da 1'di. Yani bunu hesapladığımızda 1 eksi 4'ten deltamız bakın eksi 3 yaptı. Neydi, kökler nasıl bulunuyordu? X1 ve x2. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Yani eksi b dediğimiz zaman b1'de eksi 1 gelmiş oluyor. Artı eksi kök içerisinde eksi 3 bölü 2. Evet, işte burada sorun çıktı arkadaşlar. Yani bakın şurada görüyorsunuz kökün içerisinde negatif bir sayı var. Dolayısıyla burada arkadaşlar tanımlı bir durum söz konusu değil. Reel köklerle devam edemiyoruz. O zaman hadi bunu ne yapalım? Reel köklerde tanımlı hale getirelim. Şu eksi 1 sayısını arkadaşlar biz bundan sonra i kare diye tanımlarsak. Buna biz değer vereceğiz. Kafamızdan bir değer vermiş oluyoruz. Bundan sonra da hep böyle gidecek. Bu artık bilimsel bir kabul haline gelecek. Eksi 1'e i kare dediğimiz zaman bakın denklem ne hale dönüşüyor. Eksi 1 artı eksi kök içerisinde 3 i kare. Çünkü 3'ün başında bakın ne var? Bir eksi 1 çarpanı var. O eksi 1'e de biz i kare dediğimize göre artık 3 i kare demiş olduk. Ve burası da arkadaşlar 2 oldu. Ne oldu? O zaman köklerimiz x1 ve 2. Şuranın ikinci kökünü de yazalım. Eksi 1 artı eksi kök içerisinde 3 ama i karede dışarıya i diye çıktı değil mi? Yani kök 3 i'ye dönüşmüş oldu orası. Burası 2. Bakın arkadaşlar ne oldu artık? Kökün içerisinde eksi bir sayı yok. Eksi 1'i biz i kare diye tanımladığımız için i karede kök dışına i diye çıktığı için artık ne oldu? Kare kök içerisinde eksili bir sayı bırakmamış olduk. Ve dolayısıyla arkadaşlar tanımlı bir hale getirmiş olduk. Ne yaptık? İki farklı kök bulduk ama bu kökler arkadaşlar kompleks kökler oldu. Bakıyorum eksi 1 artı kök 3'ye bölü 2. Eksi 1 eksi kök 3'ye bölü 2. Hangisinde var Paşık? Bakıyorum. Evet, Adana'da var. Demek ki karmaşık sayılar aslında reel sayılarda çözemediğimiz denklemlerin çözülmesi için üretilmiş bir aslında sanal çözüm. Madem artık i kareye eksi 1 dedik, biz bunu bir sonraki soruda da inceleyecek olursak, i kareye eksi 1 demekle her iki tarafın kökünü aldığımızda i'ye kök içerisinde eksi 1 demek arkadaşlar aynı şey. Sorularda her ikisini de görebilirsiniz. Bunları gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki evet, kompleks sayılarda yani karmaşık sayılarda bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Ne yapıyorduk? Bakın önce z1'i ele alacak olursak karekök içerisinde eksi bir sayı istemiyoruz. Yani şu aslında eksi 1 çarpanıdır. Onun yerine ben i kare yazarsam 16 i kare demiş olacağım. Aynı şekilde burada ne var? 27 zaten 3'ün küpüdür. Ama negatif dereceli köklerde için eksi olmasında bir sakınca yoktu. Dolayısıyla onu eksi diye direkt çıkarabiliyordum. Orada i diye bir değişken değiştirmeye ihtiyacım yok. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Z1'i nasıl bulmuş olduk? İ kareyi dışarı i diye çıkardım. Bunu da 4 diye çıkardım. 4 i eksi 3. Aynı şekilde z2'yi çıkaralım hadi arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağız? 4'ün başındaki eksi katsayısının yine i kareye dönüşmesi gerekecek. 4 çarpı i kare diyeceğiz oraya. Burası yine 3. dereceden arkadaşlar bir kök olduğuna göre 3. dereceden köklerde için negatif olmasında sakınca yoktu. Bu yani sakıncalı durum sadece çift dereceli kökler için söz konusu. Onlarda iyi dönüşüm yapmamız yeterli. Tek dereceli köklerde böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla onu doğrudan dışarıya eksi 1 diye çıkarabiliyoruz. Ve bakın burada ne oldu? İ kare i diye çıktı, 4 ile 2 diye çıktı. Yani 2 eksi 1 olmuş oldu. Artık z1 ve z2 sayılarını bildiğimize göre bunların reel ve sanal kısımlarından bahsedebiliriz. Genelde biz bundan sonra karmaşık sayıları ne yapacağız? A artı ib şeklinde göstereceğiz. Yanında i olmayan kısma reel kısım diyeceğiz. Yanında i bulunan kısma yani b sayısına da sanal kısım diyeceğiz. I zaten İngilizce'deki sanal, imaginary değil mi? Kelimesinin baş harfinden alınmış. Yani bizim uydurduğumuz bir değişken sonuçta. Evet, o zaman bize reel ve sanal kısımları sorulduğuna göre hadi onları bulalım. Z1 sayısının yani ilk sayımızın reel kısmını al diyor. Reel kısmı yanında i bulunmayan kısım işaretiyle beraber eksi 3. Sonra Z2 sayısını da imaginal kısmını al diyor. Z2 sayısının imaginal kısmı da bakın nedir buradan? 2'dir.
O zaman pardon artı 2. O zaman ne oldu bakın buradan? Eksi 3 eksi 2'den cevabımız eksi 5 olmuş oldu. Şimdi iyi sayısını bu şekilde tanımladıktan sonra bununla ilgili çok daha detaylı sorular çözmeye başlayalım. Bir sonraki soruya bakalım. Evet, burada i'nin çok yüksek kuvvetleri var. Bakın üzerinde 23 var, değil mi? 43 var, 3 var. i'nin böyle kuvvetleri olduğunda neler gelecek karşımıza onu bir görelim. O zaman bir döngü oluşturalım. Bakın arkadaşlar, biz i kare zaten ne demiştik burada? Eksi 1 demiştik, doğru mu? I kare eşittir eksi 1. O zaman biz buradan bir daha bunu i ile çarparsak i küpe dönüşür burası. Bunu d ile çarparsak eksi i olur. Her iki tarafı i ile çarparak i küp elde etmiş oldum. Sonra i üzeri 4'e bakalım. Yani ben bunu bir daha i ile çarparsam i üzeri 4 olur. Biliyorsunuz çarpmada üstler toplanıyordu. Bunu da i ile çarparsam ne olacak? Eksi i kare olacak. Eksi i kare. Zaten i kare eksi 1 değil miydi? O zaman bunun sonucu ne olacak? Artı 1 olacak. En başta da zaten i eşittir i diyelim. Yani böyle başlamış olalım. Şimdi dikkat edin, dördüncü sayıya geldiğimizde artık şunu silip doğrudan 1 yazabiliriz bunun yerine. Dördüncü sayıya geldiğimizde göreceksiniz arkadaşlar bir döngü başlayacak. Hadi ilk defa bir tur daha yapalım, döngüyü görelim. Ondan sonra hep 4'te 1 başa döneceğimizi konuşarak devam edelim. I üzeri 5 dediğimizde, yani ben bunu i ile çarptığımda i üzeri 5'e dönecektir. Bunu da i ile çarptığımda i'ye dönecektir. Sonra i üzeri 6, yani ben burayı bir daha i ile çarptım. Tabii ki karşı i ile çarptım. Bu i kareye dönüştü. I kare yerine de eksi 1 yazabiliriz. I üzeri 7'ye bakalım. Yani i üzeri 6'yı i ile çarpmış oldum. Bu sefer karşı tarafını da i ile çarparsam eksi i oldu. Ve son olarak i üzeri 8'e bakalım. Yani i üzeri 7'yi i ile çarpmış oldum. Buradan da eksi i'yi i ile çarpmış olayım. Yani ben zaten eksi i'yi bir daha i ile çarparsam burası i kare yapacaktır. Eksi 1 olacaktır. Başında da eksi olduğu için artı 1 olacaktır. Evet, bakın döngüyü çok net bir şekilde görebiliyoruz. Her 4 sayıda bir, yani i'nin her 4 kuvvetinde bir ne yapıyor arkadaşlar? Aynı sonuçları vermeye başlıyor. Bakın i'nin 1. kuvveti i iken i'nin 5. kuvveti de 1. i'nin karesi eksi 1 iken i'nin 6. kuvveti de eksi 1. i'nin 3. kuvveti eksi iken i'nin 7. kuvveti de. Yani her 4 sayıda bir aynı sonuçları vermeye başlıyor. O zaman biz i'nin 1000. ya da 10.000. ya da milyonuncu kuvveti aldığımızda bu bizim için şu 4 sonuçtan başka bir şey vermeyecektir. Dolayısıyla ne yapacağız? 4'e bölüp kalanını aldığımızda hep aynı sonuçların geleceğini düşünebiliriz. O zaman i üzeri 23'ten bahsedelim. i üzeri 23'ü bulmak için biz ne yapacağız? Madem 23 tane kuvvetin hepsi bana bu 4 sonuçtan birini verecek, 4'e bölelim ve kalanı bulmaya çalışalım. 5 ile 4'ü çarpıyorum, 20. 3 mü kaldı? Evet, bu aslında i küpe eşittir. İ küpten de bakın ne geliyor? Eksi i geliyor. Yani bunun yerine eksi i yazabilirim. Hadi i üzeri eksi 43'ü hesaplayalım. İ üzeri eksi 43 için de ne yapmamız gerekiyor? 43'ü, yani eksi 43'ü 4'e bölmemiz gerekiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bunu kaçla çarpsam olur mesela? 11 ile çarpsam artı 44 yapar. Dolayısıyla 1 kalır. Yani bu eksi bir sayı olduğu için ne yaptım arkadaşlar? Bir fazlasıyla çarptım ki ne olmuş olsun? Artıya dönüşmüş olsun. Demek ki biz i üzeri 43 yerine de, eksi 43 yerine de i üzeri 1 yazabilirmişiz. Kalan 1 olduğu için. I üzeri 1 de zaten nedir? İ'dir. Hadi i üzeri 3'e bakalım. I üzeri 3'ün zaten eksi i olduğunu biliyoruz. Değil mi? O zaman bulduğumuz sonuçları toplamamız gerekiyor. I üzeri 23 arkadaşlar neydi? Eksi i. Artı i üzeri eksi 43 i. Sonra eksi i üzeri eksi 3, yani eksi i. Bakın buradaki artı ile eksi i birbirini götürdü. Şu eksiler de artıya dönüştü. Elimizde sadece artı i kaldı. Yani cevabımız bursa oldu. Demek ki arkadaşlar i'nin üzerinde çok yüksek kuvvetler varsa biz bunları 4'e böleceğiz ve kalanını alacağız. Çünkü neden? Bir periyot var. Yani sürekli dönüp dönüp aynı sonuçları verip duruyor bize. Dolayısıyla 4'e bölüp kalanına bakmamız yeterli. Eğer üzerinde eksi bir kuvvet varsa bu sefer ne yapacağız? Yine 4'e böleceğiz. Ancak hani daha büyük bir sayıyla, hani biz bölme yaparken ne yapıyoruz? Böleceğimiz sayıya en yakın küçük bir değer buluyorduk ya. Bu sefer eksiyi artıya dönüşmek için ona en yakın büyük bir değer buluyoruz. Bir sonraki soruda yine tekrarlayalım bu öğrendiğimiz şeyleri. Birkaç örnek çözerek bunu pekiştirelim. Bakın bir fonksiyon içerisinde sormuş ama hiçbir şey değişmiyor. Fonksiyonda x görünürse her yere i yazın diyor. Aslında 1 artı, değil mi? İ kare artı i üzeri 4 artı i üzeri 6 gibi çift sayılarla, yani i üzeri 100'e kadar arkadaşlar çift sayılarla oluşmuş bir örüntü vermiş bize. Hepsini tek tek hesaplamayacağız tabii ki. Bir kural bulmaya çalışacağız. Biz bakın arkadaşlar şunu hemen yazıyoruz. i'ydi. i'nin karesi eksi 1'di. i'nin küpü eksi i'ydi. Değil mi? i üzeri 4 de neydi arkadaşlar? 1'di. Bu örüntü hep bu şekilde bu sonuçlardan birini verecek bize. Buradan tek tek onları yerine yazmaya çalışalım. i kare yerine eksi 1 yazalım. i üzeri 4 yerine artı 1 yazalım. İ üzeri 6. Şimdi ben 6'yı ne yapacağım? 4'e böleceğim ve kalan alacağım. Ne kaldı? 2 kaldı. Ha, demek ki aslında i üzeri 6 yerine biz ne yazabilirmişiz? İ kare yazabilirmişiz. İ kare de zaten neydi?
Bakıyorum eksi 1'de. Bir sonraki ne yapacaktır? Bakın burada görünmeyen terim y üzeri 8'dir. Şimdi y üzeri 8'i ben 4'e bölersem ne kalır? Y üzeri 8'i 4'e böldüğümde 2 kere 4, 8, 0 kalır. Yani ben aslında bunun yerine de y üzerine 0 yazabilirmişim. Y üzeri 0 da zaten 1 değil midir? Sonra bir sonraki terim ne olacak örneğin bakın. Zaten aslında sonrakilerin hepsini yazmaya gerek kalmadı. Örüntüyü gördük. Bakın artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1 diye gidiyor. O zaman en son y üzeri 100'ü bulmamız yeterli. Ne yapıyorduk? Çok yüksek kuvvetler varsa bunu 4'e bölüyorduk ve kalanını alıyorduk. 25 çarpı 4 ne yapıyor arkadaşlar? 100 yapıyor ve kalan 0. Demek ki y üzeri 100 yerine ben aslında ne yapabilirmişim? Y üzeri 0 yazabilirmişim. 4'e bölüp kalanını alıp y'nin üzerine koyabiliyorduk arkadaşlar. Y üzeri 0 da zaten yine nedir? 1'dir. Demek ki nokta nokta en son ne gelecek? Artı 1. Bakın örüntümüz artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 şeklinde gidiyor. O zaman her artı 1 ve eksi 1'in toplamı bir 0 vereceği için biz arkadaşlar değil mi? Bunlar hep 0 yapacaktır. En son burada ne yapmıştır? Bir eksi 1 bir artı 1 gelmiştir yine. Bunlar da sıfır yapmıştır. En sonunda ne yaptı? Bir tane artı bir fazladan kaldı. Yani hepsi sıfır doğururken en sondaki bir fazladan kaldı. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Cevabın bir olduğunu gösterdi bize. Neden en sonda artı bir kaldı? Buradaki terim sayısına bakalım. Yani 2, 4, 6, 8 diye 100'e kadar giderseniz arkadaşlar ne olur? Çift sayıları 2'ye böldüğünüz için 50 tane terim gelmiş olur. Doğru mu? 50 tane terim olduğu için bunları da ikişer ikişer arkadaşlar şey yaparsanız örüntüye dahil ederseniz ne olacaktır? Artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1 diye gitmiş. Yani hep artı ile başlayıp eksi ile bitmiş. Artı ile başlayıp eksi ile bitmiş. Demek ki bir önceki terim de artı 1 ile başlamış, eksi 1 ile bitmiş. Onlar da 0 yapmış. Bu artı 1 ile başlamış ama eksi 1 ile bitememiş. Doğru mu? Yani demek ki eksi 1 eksik bunun. O zaman bu tek başına bir terim demek ki grup oluşturamamış. Hepsi birbirini sıfırlarken en sonunda artı 1 kalmış demektir. Cevabımız 1 olacak dolayısıyla. Şimdi burada da arkadaşlar i'nin negatif kuvvetlerini görüyorsak ona 4 ekleyerek pozitife çevirmemiz gerekiyor değil mi? Öncelikle 4 ekleye ekleye ya da 4'ün katlarını ekleyerek eksi kuvvetleri artı yapmaya çalışacağız. Böylelikle o biraz önceki 4 sayıda bir aynı sonucu veren örüntüye dönüştüreceğiz bunları. Biraz açarak görelim neler varmış elimizde. İ üzeri eksi 1. Ben buna bir 4 eklersem ne olacaktır? Hatta önce biraz açalım. Ondan sonra isterseniz ekleyelim. İ üzeri eksi 3. Örüntüyü de görmemiz lazım çünkü. Değil mi? Artı i üzeri eksi 5. Artı i üzeri eksi 6 artı bula bula i üzeri eksi 99 artı i üzeri eksi 100. Şimdi biz bunlara 4 ekleye ekleye ne yapalım? Bunları pozitife çevirelim. Buna 4 eklersem kuvvetini artı 3 yapacaktır. Yani burası 2 küpe dönüşecek. Buna 4 eklersem i kare yapacaktır. Buna 4 eklersem i üzeri 1 yapacaktır. Buna 4 eklersem i üzeri 0 yapacaktır. Artı devam ediyorum arkadaşlar. Buna 4 eklersem i üzeri eksi 1 yapacak. Olmadı. Bir daha 4 ekledim. I üzeri 3 yaptı. Buna 4 ekledim. İ üzeri ne yaptı? Eksi 2 olmadı. Bir 4 daha ekledim. İ üzeri artı 2 yaptı. Farkında mısınız? Aynı örüntü gelmeye devam edecek. En son ne geldi bakın? İ üzeri 99. Buna ne yaptım? 25 kere 4 ekledim. 100 yani İ üzeri 1'e dönüştü. Buna da 25 kere 4 ekledim. İ üzeri 0'a dönüştü. Demek ki farkındaysanız örüntü dörtlü dörtlü gidiyor. Değil mi? Yani örüntümüz tam dörtlü dörtlü bitecek. Bunu nereden anlıyorum? Zaten 1'den 20'ye kadar, 1'den 100'e kadarki sayılardan bahsediyor. 1'den 100'e kadar kaç tane sayı var arkadaşlar? 100 tane var. Doğru mu? Bu 100 tane her 4 sayıda bir tekrar edecek. Yani bu grup 25 kere kendi tekrar etmiş olacak. Bu grubun sonucu neyse 25 kere aynısından çıkmış olacak demek ki. O zaman ne yapalım? Bu grubun sonucunu bulmaya çalışalım. Zaten 2 küp neydi arkadaşlar? Eksi i. İ kare neydi? Eksi 1. İ neydi? Artı i. İ üzeri 0 neydi? 1. Şimdi bakın buradan eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. Buradan artı i eksi 1 birbirini götürdü. Yani bu grubun sonucu ne çıktı aslında? 0 çıktı. Zaten bu gruptan elimizde 25 tane vardı. Dörtlü dörtlü grupladığımız için 100 tane terimi 4'e böldüğümüzde 25 tane geldi. Her 25 grubunun hepsinden de ne yapmış? Her birinden de 0 gelmiş oldu. O zaman 25 tane 0'ın toplamı nedir arkadaşlar? Yine 0'dır. Bu örüntünün demek ki sonucu 0 olacak. Gelelim sıradaki soruya. Yine bakın arkadaşlar karmaşık sayılarda çalıştığımızı bize belirtmiş şu ifadeyle. Bunun yerine ne demiştik hatırlarsanız? İ kare eşittir. Eksi 1 de diyebilirdi. Bu ikisi aynı şey zaten. Ne demiştik? 4'e böldüğümüzde kalanı kadar i'nin kuvvetini almamız yeterliydi. Çünkü hep döngü başa dönüp aynı sonuçları bize veriyordu. Dolayısıyla 4'ün kaç kere katını aldığınız önemli değil. Kalan bizim için önemli. Hep aynı sonucu doğurup duracak bu kuvvetler. O zaman bakın ne yapacağım? Üstünü 4'e bölüp kalanını alacağım. Şimdi bu 32n zaten 4'ün tam katı mıdır? Evet. Yani 4'e bölünürse buradan ne kalır? 0. Yani i üzeri 0 artı. 23'ü de 4'e bölersem buradan ne kalır? 3 kalır. Değil mi? O zaman demek ki bu ifadeyi ben i üzeri 3 diye düşünebilirmişim. İ üzeri 32n artı 23'ü bu şekilde arkadaşlar dönüştürebilirim. İ küp diye. Bu da zaten eksi i demekti.
Şimdi aynı şeyi arkadaşlar i üzeri 44n artı 31 için yapalım. 44n dikkat edin yine 4'ün katı. Yani 4'e böldüğümüzde kalanı ne olacaktır? 0. O zaman onun yerine 0 yazabilirim. i üzeri 0 artı 31'i de 4'e bölersem en yakın katı 4'ün 28'dir. Buradan da 3 kalacaktır. Yani burası da 2 küp yaptı. Yani bu da nedir? Eksi i'dir. O zaman bu ikisini bize topla demişti arkadaşlar. Eksi i artı eksi i'den cevabımız eksi 2 olacaktır. Bakalım burada neden bahsediyor? Evet, burada yine i'nin kuvvetlerini alacağız ama ilginç bir yapı var. Arkadaşlar i'nin çok yüksek kuvvetlerini alamıyoruz. Yani bunun için önce karesini alıp karesinden yürümemiz gerekiyor. Ben burada dikkat ederseniz bir de eşlenik görüyorum. Eşleniği yapacağım önce, sonra karesini almaya başlayacağım ya da gerekiyorsa. 1 artı 3i, tabi eşlenik yapabilmeniz için de kuvvetlerin ne olması gerekiyordu? Aynı olması gerekiyordu. Buradan da 1 eksi 3i var. Bunun üzerine 4 yapıyorum ama bir tane 1 eksi 3i'yi ayırıyorum. Şimdi şu ifadeye bakalım. Bu ifade nedir aslında? 1 artı 3i çarpı 1 eksi 3i'nin parantez 4. kuvveti değil mi? Aynı kuvvet altında düşünebilirim bunu. Çarpı 1 eksi 3i. Bu ifade zaten eşlenik olduğu için 1'incinin karesi eksi 2'incinin karesi diye düşünülebiliyor. 1'incinin karesi 1 eksi 2'incinin karesi 9i kare. Değil mi arkadaşlar? Böyle düşünebiliriz. Ancak burada ilginç bir şey var. İ kare nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Bu zaten i kare eksi 1 yapacağı için şu kısım. Önünde de bir daha eksi var. Bunlar ne yapacaktır? Artıya dönüşecektir. Yani aslında ben bunun yerine 1 artı 9'un 4. kuvveti diyebilir miyim arkadaşlar? Çarpı 1 eksi 3'i. 1 artı 9 ne yaptı? 10. 10'un 4. kuvveti. Demek ki aslında 10'un 4. kuvveti çarpı 1 eksi 3'i diye bir sonuç bulabiliriz arkadaşlar. Gelelim bir sonraki soruya. Yine yüksek dereceden kuvvetler var bakın. Ancak burada şöyle bir şey var. Bir temel özellik var. Çok fazla karşımıza çıkacak bir soru tipi için bu pratik yöntemi hızlıca kullanabiliriz. 1 artı i karesini aldığımız zaman bunun sonucu her zaman 2 yapacaktır. 1 eksi i'nin de karesini aldığımızda bunun da sonucu arkadaşlar her zaman eksi 2'yi yapacaktır. Anlaşık mı arkadaşlar? Evet, böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Dolayısıyla bunları biliyorsak eğer hiç kare almadan açmadan ne yapabiliriz? Hızlıca bunu yerine yazabiliriz. İsterseniz bir kerelik deneyelim. Hadi 1 artı i'nin karesini alalım. Birincinin karesi 1. Birinci ikinci çarp 2 katı 2. Sonra ikincinin karesi de nedir? İ kare. İ kare zaten eksi 1 olduğu için bu artı 1'i götürecektir. Bakın sonuçta ne kalacaktır? 2'yi. Aynı şeyi hadi 1 eksi i için de yapalım. Bunu bir defalık yapıyorum. Bundan sonra hep şu kısmı kullanacağım. Hızlıca bunları yerine yazacağım. Birincinin karesi 1, birinci ikinci çarpı 2 katı eksi 2, sonra ikincinin karesi artı i kare. Bakın i kare artı 1 yaptığı için eksi 1'i götürdü. Bunun sonucu da ne geldi? Eksi 2'yi geldi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar her seferinde aynı sonuç geleceğine göre her seferinde bu işlemi yapmaya gerek yok. Doğrudan bu sonuçları yerine yazabiliriz. Hadi bakalım bunları yerine yazarak bir çözüm üretelim. Şimdi ben 1 eksi i'nin 10. kuvvetini alamayacağım. Biraz önce söylemiştim. Önce karesini sonra kalan kuvvetlerini hesaplamamız gerekiyor. Yani 1 eksi i'nin karesinin 5. kuvveti diye düşünebilirim ben burayı. Üst tarafı yapıyorum şu an. 1 eksi i'nin karesinde zaten eksi 2 olacağını biliyorduk. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 32 çarpı i üzeri 5. Şimdi i üzeri 5 de zaten ne yapıyorduk? 4'ten büyük olan bütün i kuvvetlerini 4'e bölüp kalanını alıyorduk. O zaman eksi 32 i diyelim değil mi? 5'i 4'e bölersek 1 kalır çünkü i'nin üzerine 1 yazacağım. I üzeri 1 de i'dir. Şimdi aynı şeyi aşağısı için yapalım. Yani 1 artı i'nin karesinin 4. kuvveti diye düşünelim. Şimdi 1 artı i arkadaşlar karesini alınca dikkat edin ne yapıyordu? 2i'ye dönüşüyordu. Üzerinde ne kaldı? 4. kuvvet kaldı. 2'nin 4. kuvveti 16 çarpı i üzeri 4. Şimdi i'nin kuvveti 4 ise 4'ü 4'e böleceğim. Kalan nedir? 0. Demek ki i'nin üzerine 0 yazacağım. I üzeri 0'da nedir? 1'dir. Demek ki bunun yerine ben doğrudan sadece 16 yazabilirmişim. Şimdi bulduğum sonuçları arkadaşlar birbirine böleceğim. O da ne yapıyor? Eksi 2'yi. Evet, bu kocaman işlemin sonucu demek ki neymiş? Eksi 2'ymiş. Yani şu özellik bizi arkadaşlar çok rahatlatmış oldu bu durumda. Evet, burada da eşlenikten bahsedeceğiz. Eşlenik demek şu demek, yani bir sayının eşleniği z sayımız mesela örneğin a artı b ise z, eşlenik şu demek arkadaşlar, z sayısı örneğin a artı b ise, şöyle daha güzel yazayım, bunun eşleniği üzerine şöyle bir çizgiyle gösterilir, a eksi b i'dir. Evet, bir sayının eşleniğinden bahsediyorsak eğer hemen i'nin öndeki, sanal kısmın öndeki işareti değiştireceğiz. O zaman sorumuza bakalım. Şimdi z sayısının x artı y olduğunu soru bize söylemiş. Yani z gördüğümüz her yere x artı y'yi yazabiliriz. 3 parantezinde x artı y i artı 2 i eşittir. Karşı tarafta da bakın z'nin eşleniği var. Yani x eksi y i. Ne demiştik? Sanal kısmın işaretini değiştiriyoruz. Artı 4. Şimdi buradan 3x artı 3 y i artı 2 i eşittir x artı 4 eksi y i.
Şimdi iki tarafta da karmaşık sayılar var. Karmaşık sayılar birbirine eşitse aynı polinomlarda yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Benzer terimleri kendi arasında birbirleştiriyoruz. Mesela buradaki reel kısım 3x, buradaki reel kısım x artı 4. Demek ki 3x'in x artı 4'e eşit olması gerekiyormuş. Buradan 2x eşittir 4'ten x eşittir 2 yapacaktır. Aynı şekilde sanal kısımlara bakalım. Buradaki sanal kısımda da buradaki sanal kısmın eşit olması gerekiyor. Buradaki sanal kısım i'siz haliyle yazıyoruz. Nasıl olsa her iki tarafta da i var. Bunlar zaten sadece çekiç yazmaya gerek yok. Buradaki sanal kısmın katsayısı 3y artı 2 iken karşı taraftaki sanal kısım eksi y. O zaman bunu buraya atarsam ne olacaktır? 4y eşittir eksi 2, y eşittir eksi 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi bize neyi soruyor bakın. Hani soruya dikkat edelim. Z'nin reel kısmını al demiş. Z sayımız neydi? X artı y'ydi. Biz z sayısını bir oluşturacak olursak 2 eksi 1 bölü 2i. Z'nin eşleğini de oluşturalım hadi. O da 2 artı 1 bölü 2i'dir. Neden? Çünkü ne demiştik? Eşlenik alınırken i'lik kısmın işareti eksiyle çarpılır, değil mi? O zaman reel kısım z. Z'nin reel kısmı bakın buradan şöyle yeşil kalemle alayım. 2'dir. Bölü. Şurayı yazıyorum şimdi artık sonucu. Eşleninin de imajinal kısmı. Eşlenin imajinal kısmı da arkadaşlar artı 1 bölü 2 bakın, değil mi? Bu takla atıp çarpılınca aradığımız cevap 4 olacaktır. Evet, yeni sorumuza geldik. Burada da bakın yine eşlenik olayının bir kullanışlı sorusu var. Yani kullanacağı önemli bir soru tipi var. Biz nasıl ki hani köklü sayılarda paydada kök sevmiyoruz, eşleniyle çarpıyorduk ya. Aynen iyili sayılarda da paydada iyi sevmiyoruz. Hemen paydaya eşleniyle çarpıp onu iyiden kurtarmamız gerekiyor. Ne demiştik? Eşlenik aradaki iyinin işaretinin değişmiş haliydi. 1 eksi i. Bunun eşleniği de 1 artı i'dir. Hadi paydaları bunlarla genişletelim. Üst tarafta ne oldu? i'yi dağıtarak yazıyorum. i eksi i kare oldu. Bölü aşağıda da 1 eksi i çarpı 1 artı i oldu. Eksi. Burada da ne var? Dikkat edin. 2 i, pardon, 2 artı 2 i bölü, şu 1'i yazmama gerek yok. Evet, 2 artı 2 i bölü aşağıda da yine 1 eksi i ile 1 artı i'yi çarpacağız. Şimdi hemen burada küçük bir not ifade edelim arkadaşlar. Mesela z sayısı hani a artı bi ya, z'nin eşleniği de nedir? A eksi bi'dir. Biz bunları çarparsak, z ile z'nin eşleniğini çarparsak her zaman a kare artı b kare elde ederiz. Aslında bir sayı eşleniğine çarptığımızda 2 kare farkı gelirdi, değil mi? Öncesinden böyle biliyoruz çarpanlarımadan. Köklü sayılarda hep bunu kullanıyorduk. Burada da aynısı oluyor aslında. 2 kare farkı geliyor. Fakat sağ tarafta i'nin de karesi geldiği için, i'nin karesi de eksiye döndüğü için 2 kare toplamına dönüşmüş oluyor. Karmaşık sayılara özel bir durum bu arkadaşlar. Demek ki eşleniğine çarptığımda 2 kare toplamı gelecektir. Yani birinci terimin reel kısmı ve sanal kısmın karelerini toplamış olacağız. Şimdi üst tarafa bakalım. İ kare zaten eksi 1 olduğu için burası i artı 1'e dönüştü. Bölü. Ortak paydamız var. Onları o zaman birlikte yazalım. Üstteki eksi tabii içeriye dağılacak. Eksi 2, eksi 2 olacak. Alt tarafta da 2 kare toplamından 1 artı 1 olacak. Neden? Çünkü bakın birinci terimimiz i 1. i'nin katsayısı görünmüyor. Yine 1. O zaman 2 kare toplamından 1'in karesi artı 1'in karesinden sonuç 2 olacaktır. Yukarıda bakın ne oldu? Eksi 2 bu da var. Eksi i. Sonra artı 1 eksi 1'den eksi 1. Bölü. Aşağıda da ne var? 2. Evet, sonucumuzu bu şekilde bulduk. Artık paydada bakın iyili ifade yok. Evet, son birkaç sorumuz. Yine eşlenikle ilgili bir sorumuz var. Eşleniği biraz daha geliştirelim. Bu arada tabii öğrendiğimiz birçok kural bir arada gelmiş oldu. Yapacağımız şey şu. Önce yüksek dereceden kuvvetlerden kurtulmamız gerekiyor. Hadi i üzeri 41'i bir hesaplayalım. Ne yapıyorduk? Üst çok büyükse bunu 4'e bölüp kalanını alıyorduk. 4'e böldüğümüzde 1 kalacaktır. i üzeri 1 i'dir zaten. Şimdi i üzeri 41'i bildiğimize göre buradan bunun yerine i yazarsam 1 artı i var elimizde. Bir de i üzeri 73'ü hesaplayalım. 73'ü ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. En yakın katı 72'dir. Buradan da bir i üzeri 1 kalıyor. Yani buradan da i'miz var. O zaman burada da 3 eksi i oluştu. Bölü. Alt tarafta da i üzeri 61 var. Evet. Trabzon değil mi? Var mı Trabzonlu arkadaşlar? Evet, 61'i ne yapıyoruz? 4'e bölüyoruz. En yakın katı 60'tır. O zaman buradan da i üzeri 1 kalıyor. Yani bunun sonucu da i'dir. O zaman buradan da elimizde 1 eksi i oluşmuş oldu. Şimdi ne yapmıştık? Paydada biz sevmiyorduk. Değil mi? Paydada böyle şeyli bir ifadeyi sevmiyorduk. İyili bir ifadeyi. Hemen eşlikle çarparak paydaki bu ifadeden kurtulmamız gerekiyor. Ancak ben üst tarafı biraz düzenlemek istiyorum. Önce bir üstü dağıtalım. Bununla mı çarptım? 3. Bununla mı çarptım? Pardon. Evet, şöyle. Bundan sonra bunu çarpalım. O da ne oldu?
eksi i. Sonra bununla mı çarptım? Artı 3i. Sonra bununla bunu çarptım. Eksi i kare. Böyle alt tarafta bir eksi i duruyor. Şöyle aşağıdan devam edelim. Şimdi ne oldu? Bakın i kare zaten eksi 1'di. Önünde de eksi var. Artı 1'e döndü. Burada da 3 vardı. 4 oldu. Buradan da artı 2i geldi. Böyle aşağıdan da 1 eksi i geldi. Şimdi artık eşleniğini çarpabiliriz. Yani 1 artı i ile ne yapıyorduk? Sanal kısmın işaretini değiştiriyorduk. O zaman dağıtırsak 4 artı 2i çarpı 1 artı i bölü 1 eksi i çarpı 1 artı i. Alt kısımdan ne geleceğini biliyoruz zaten. Neden? Alt kısım 2 kare toplamından 1 artı 1'den 2 gelecektir. Onu hemen söyleyebiliriz. Üst kısma gelelim. Üst kısımda bir dağıtma yapmamız gerekiyor. Bununla mı çarptım? 4. Sonra bununla mı çarptım? Artı 4i. Sonra bunları çarptım. Artı 2i. Sonra bununla bunu çarptık. Artı 2i kare. Zaten bakın 2i kare eksi 2 yapacaktır. Artı 4 de burada vardı. 2 oldu. Buradan 4i 2i daha ne yaptı? Artı 6i yaptı. Evet, hepsi 2'ye bölündüğüne göre 1 artı 3i diye ne yapabiliriz? Cevabı bulabiliriz. Evet, eşlenik olayı da bu şekildeydi. Kesildiği ifadelerde paydadaki i'lerden kurtulmak için genelde eşlenikle çarpacağız. Evet, gelelim buraya. Şimdi denklemin karmaşık köklerinden bahsetmiş. Denklemin hani biraz önce en başta bahsetmiştik ya, denklemin deltasından biz köklerini bulurken ne yapıyorduk? Bir eksi b artı kök delta bölü 2a, bir de eksi b eksi kök delta bölü 2a diyorduk. Yani aslında kökler de birbirine eşleniydi. Sadece köklü kısmın, deltalı kısmın işareti değişiyordu değil mi? O zaman adam bize burada köklerden bir tanesini 2 artı i diye verdiyse, diğer kök de onun eşleniğidir, 2 eksi i'dir. Unutmayın, karmaşık sayılarda köklerden bir tanesi neyse diğer onun eşleniğidir. Yani ilk kökümüze x1'e biz bu dersek x2 de arkadaşlar 2 eksi i'dir. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. O zaman biz hemen önceki konumuz olan kökler toplamı ve kökler çarpımından da yürüyerek bu soruyu çözebiliriz. Kökler toplamı bu durumda nedir? Toplarsak 2 artı i artı 2 eksi i, zaten şunlar birbirini götüreceği için 4 yapacaktır. Kökler çarpımından devam edersek o da 2 artı i ile bu sefer 2 eksi i'nin çarpımıdır. E bakın, biraz önce konuştuğumuz eşleniğin çarpma olayı gelmedi mi? Eşlenikleri çarparsak ne yapıyordu? A kare artı b kare, yani reel kısmı ve sağ kısmın kareleri toplamı oluyordu. Tabi i'leri almadan, sadece katsayılar için söylüyoruz bunu. Reel kısmın arkadaşlar ne oluyor? Karesi 4 oluyor. Artı imajinal kısmı da katsayısı 1'dir. Yani i'nin görünmeyen katsayısı 1'dir. Artı 1'in karesinden 1 oluyor. Bu da ne olmuş oldu? 5 oldu. Demek ki kökler toplamı 4 olan, kökler çarpımı 5 olan bir denklem arıyoruz. Kökler toplamı eksi b bölü a değil miydi? Kökler çarpımı da c bölü a değil miydi? Hemen bakıyorum. Önce sondan başlıyoruz. C bölü a'sı, yani sondakinin baştaki oranı 5 olsun istiyoruz. Bakıyoruz. Evet, burada böyle. Burada olmadı. C bölü A, yani sondakinin baştakinin oranı burada bakın 4. Burada sondakinin baştakinin oranı eksi 5 olmadı. Burada da eksi 5 olmadı. Demek ki A ve D'de kökler toplamının cecesinde. Kökler toplamı da ortadakinin eksilisiyle baştakinin oranının 4 olması gerekiyor. Ortadakinin eksilisini aldığımda artı 1. Baştakinin oranladığımda artı 1. Kökler toplamı 1 yaptı ama benim 4 olması gerekiyordu. Bu da gitti ve doğru cevap buradan sadece Deniz'i kaldı. Bakın, ortadaki eksi B, yani artı 4 yapıyor. A'ya bölünce 4 yapıyor. Benim de zaten kökler toplamı 4 olmalıydı. Evet, gelelim şimdi modül olayına. Modül de demek aslında bir karmaşık sayının uzaklığı demek orijine. Hani karmaşık sayılar aslında şöyle gösterecek olursak. Hani bir Z karmaşık sayısına, burada ufak bir anlatım yapayım sizler için. A artı B diyorduk ya. Bu A artı B aslında arkadaşlar ilk kısım absis, ikinci kısım ordinat olmak üzere. Yani A artı B'yi yerine isterseniz buna X artı Y'yi de diyebilirsiniz doğrudan. Hiç kafanız karışmasın. Aynı şeyi fark etmiyor. Birinci bileşen reel kısım X eksenini, ikinci bileşen de sanal ekseni arkadaşlar bize anlatıyor. O zaman ne yapıyoruz burada? Sanal kısmı neymiş örneğin? Reel kısmı neymiş bu sayımızın? A artı 1'miş. Reel kısmı neymiş? A eksi 1'miş. Pardon, imajinal kısmı. Bunların birleştiği noktayı orijinle birleştirirseniz arkadaşlar, işte şu ifade bizim Z karmaşık sayımız oluyor. Bu Z karmaşık sayısının modülü de işte bu uzunluktur. Bunu biz mutlak değerle gösteriyoruz. Mutlak değer biliyorsunuz uzunluk demekti. Bunu da Pisagor'dan çok rahat çözebiliriz değil mi? Yani şuradan ve şuradan değil mi? Bir Pisagor yaparsak absisimiz A artı 1 olmuş oluyor. A artı 1'in karesi. Artı ordinatımız da A eksi 1 oluyor. A eksi 1'in karesi. Bunu aldığımızda biz modülü buluruz. Yani 4'ün karesini bulmuş oluruz değil mi? Neden? Pisagor yaptık çünkü. Açarsak a kare artı 2a artı 1 artı a kare eksi 2a artı 1 eşittir 16. Buradan artı 2a eksi 2 giderse 2 tane a kare eşittir 14. Buradan a kare eşittir 7. Değil mi? A eşittir artı eksi 7 olacaktır. A'nın alacağı değerler çarpımı da tabii kök 7. A'nın alacağı değerler çarpımı da a1 çarpı a2 eksi kök 7 ile artı kök 7'nin çarpımından eksi 7 yapacaktır.
Evet, karmaşık sayının modülü kaçtır diyor. Burada da arkadaşlar güzel bir soru tipi var. Önce bütün hesapları yapıp ondan sonra modül almamıza gerek yok. Her bir parçanın ayrı ayrı modülünü alabiliriz. Yani hocam işte önce dördüncü kuvvetini alacağız, sonra eşlenikle çarpıp bunu normal bir karmaşık sayıya dönüştüreceğiz. Ondan sonra da mı modül alacağız? Hayır, çok uzun sürer. Parça parça her birinin ayrı ayrı modülünü alıp modüllerle işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 eksi i'nin önce modülünü alalım. Modül ne demekti? Pisagor'dan anlayacağınız üzere hemen buraya özetleyelim deminkini. Biz sayımıza a artı b değil dersek modül ne olmuş oluyor buradan arkadaşlar? A'nın karesi artı b'nin karesi kök içerisinde. Neden? Çünkü Pisagor yapıyorduk değil mi? Pisagor'dan böyle söyleyebiliriz. 1 eksi i ise eğer i sayımız, bunun modülü nedir? Buna mesela a diyelim karmaşık sayısı. A'nın modülü nedir? 1'in karesi artı 1'in karesi kök içinde. Yani kök 2. Sonra B diyelim. Mesela buna A dedik. Buna B diyelim. Buna da C diyelim. Hadi B karmaşık sayımızın modülünü hesaplayalım. O da 1 artı 2 miydi? Ne yapıyorduk? Birincinin karesi 1 artı ikincinin karesi 4. O da ne yaptı? Kök 5 yaptı. Hadi bir de C karmaşık sayımızın modülünü hesaplayalım. O da 2 eksiydi. Ne yapıyorduk burada da modül için? 2'nin karesi kök içinde 4 artı eksi 1 buradaki i'nin katsayısı. Onun karesi ama yine artı 1 yapacaktı. Bu da ne yaptı? Kök 5 yaptı. Şimdi bunları getirip yerine yazabiliriz artık. Yani büyük Z'nin modülünü hesaplarken her bir parçanın ayrı ayrı modüllerini değil mi, hesaplayıp toplayabilirdim. A'yı biz ne bulmuştuk modül olarak? Kök 2. Kök 2'nin dördüncü kuvveti var tabi. Artı B'yi ne bulmuştuk? Kök 5. Kök 5'in burada neyi var? Karesi var. C'yi ne bulmuştuk? Yine kök 5 bulmuştuk. O zaten direkt kök 5. Evet, ne yapıyoruz o zaman? Kök 2'nin dördüncü kuvveti 4 yapacaktır. Kök 5'in karesi 5 yapacaktır. Bölü kök 5. Yani cevabımız buradan 9 bölü kök 5 mi olacaktır? Evet, son noktada karmaşık sayının modülünü parça parça modüllerin işlem yapılmasıyla bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi karmaşık sayılar temelde aslında ikinci derecenin denklemlerin reel kökü olmayan kısmı olmuş oluyor. Yani onun bir alt başlığı olmuş oluyor. Eğer delta hesaplarınızda delta küçük sıfır çıkıyorsa, reel kök bulamıyorsanız ne yapıyorsunuz? O kare kökün içerisindeki eksi ifadeye eksi 1 çarpanına i kare diyerek onu ne yapmış oluyorsunuz? Eksiden kurtarmış oluyorsunuz. Yeni bir tanımlama yapıyorsunuz. Ve artık kökün içi tanımsız olmamış oluyor. Çünkü içindeki eksiden kurtulmuş oluyorsunuz. Ancak bu sefer ortaya i gibi bir karmaşık sayı, yeni tanımladığımız bir sayı çıkmış oluyor. İşte buna da biz kompleks sayı yani karmaşık sayı diyoruz. Bu karmaşık sayılarla nasıl işlemler yapabileceğimizi gördük bugün arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Daha detaylı, daha zor seviye sorular ilerleyen bölümlerde çekeceğiz. Takipte kalın lütfen.